Merhaba arkadaşlar, ben Nebahat Hatkingör, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Konya Mevlana'dayız. Bugün annemle birlikte, şu an Mevlana'nın türbesi bakımı oluyor. Annemle birlikte Mevlana'yı ziyarete geldik. Kanalıma abone değilseniz abonelik, like ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi ziyaretimizi geçelim. Gittiğimiz her yerde bu şekilde sandıka görüyoruz. Bunun ismini öğrenmiş olalım. Sandıka. Bunlar temsildir. Gerçek ezaniyelerin altı da mahzen kısmındadır. Eğer şöyle üzerinde mezalyeleriniz varsa bunlar erkeklere ait olan mezalyeleri temsil eder. Yoksa her anda ait olan mezalyelerini bildiriyoruz. Aynı mı? Tamam. Anne, anne, anne. Bak neymiş Mevlana Hazretleri orada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da şuraya git, şuraya git. Şuraya, şuraya. Hemen para veriyoruz ya. Şurada bakın, şu köşede büyükçe bir sandıkta var. Hazreti Mevlana'nın hemen ayak ucunda yer alıyor. Orası babasının sandıkası. Hazreti Mevlana'nın babasına ait olan sandıkta. Babasının ismi Bahadır Beylik olarak geçer. Hazreti Mevlana'nın ilk babasıdır ve dönemde alimlerin sultanı olarak tanınmakta. Şimdi burada biraz duracağız, dua edeceğiz. Dua ettikten sonra lütfen beni takip edin. Ben serbest zaman verdiğimde gelip burada Evet. Bu küçük sandık olan ne hocam? Bunlar da o göç kervanlarıyla gelen güzel bir şey herhalde.
Yok çocuk değil. Şey gibi miydi? Nereye gitti? Geçti ama hadi. Geçti bayağı. Öteki de babası. Ha? Öteki de babası. Babası oradaki. Duvarın üstünün arkasındaki. Öteki de hepsi Meriç'te. Hani bir dakika burada dur. Ha? Bir dakika bekle burada dua edeceğim. Gel buraya. O sandığın şeyinde Sakarya Şerif var. Esselamu aleyküm. Şimdi bakanları şuraya toplayalım. Hadi şimdi kadın gidiyor. Anne fotoğraf çek. Haydi. Buyursunlar. Evet. Toparlandık. Herkes toplansın bahsedecek. Ekip biraz acele edelim. Ben size anlatayım. Biraz serbest zaman vereceğim. O zaman dilediğiniz kadar bakıp dualarınızı edebilirsiniz. Buyurun. Başlıyorum. Başlıyorum. Haydi. Herhalde şöyle geldik değil mi? Şimdi toparlandık. Sonra duymadık demeyin. İkinci kısım. Mezarların olmuş olduğu yeri de gördük. Burası üçüncü kısım. Semahane salonu. Şu arka demir parmaklı kısım ise mescit kısmı. Şimdi burası çok kalabalık olduğu için ben sizlere burada ne var şöyle bir anlatacağım. Sonra sizler kendiniz bakabilirsiniz. Eğer ki hani kulaklık sistemi olsaydı ben yabancı kişilerle çalışıyorum. Onlar da kulaklık sistemiyle çalışıyoruz. O yüzden tek tek gösteriyorum ama bu şekilde göstermem mümkün değil. Hem kalabalıktan dolayı hem de ekip büyük. Ben sana anlatacağım neyin ne olduğunu. Şimdi burası semahane salonu. Semanın yapılmış olduğu salon burası. Hani semazenler var ya sağa şöyle yukarı sorel aşağıda sağdan sola doğru yapılan zikir töreninin ismine sema diyoruz. Yani Hazreti Mevlana'ya göre bir çeşit Allah'ı anla bir çeşit Allah'a yakarış dua. Zikir diyebiliriz tamam mı? Burası o semanın yapılmış olduğu salon. Şimdi sizler gezerken ne yapacaksınız onu söyleyeceğim. Şu sağ taraftan başlayacaksınız. Orada Hazreti Mevlana'nın eserleri var. Hazreti Mevlana'nın büyük bir tarihi. Çok güzel eserler geldi. Evet, ondan sonra ayrıntılı yazıp daha anlatıyorum. Devamında Kur'an-ı Kerim örnekleri gördük. Bunlara baktığımızda hepsi böyle orijinal el yazması. Hatta kar tarafından yazılmış parlak ve sarı renkli altın tozu kullanıldığı için parlak ve sarı renkli. Burada özellikle arka zeminin siyah olan bir Kur'an-ı Kerim var. Gece hiçbir dışa ihtiyaç duymadan okunması için yazılmış olan bir Kur'an-ı Kerim. Onu göreceksiniz. Önce size ikisini veriyorum. En küçük ve en büyük Kur'an-ı Kerim dünyadaki en büyük en küçük Kur'an-ı Kerimlerden biri yine burada sergilenmekte. En küçük olan okumak için değil. Yanımızda bize şans, bereket getirmesi için taşımamız için yazılmış olan bir Kur'an-ı Kerim. Sonra şurada şambanları göreceksiniz. Şamban dediğiniz şeyler şu camekan şeyler. Yani içerisine mum konuluyor. Eski dönemlerde burada sema yapılırken o mumları yakarlarmış. Yani mum kullanılıyor. Sonra mum sönüyor. Tören bitince. Günlerce böyle oluyor. Bunun için is birikiyor. O isi özel bir mürekkebe çeviriyorlar. Ve hattatlar o mürekkeple buradaki Kur'an-ı Kerimleri yazıyorlar. Sonra şu karşıya bakın. Şu karşıda iki tane kahverengi bir şey var. Biri sağda biri solda. Yapıyor. Şuraya bakıyoruz ondan sonra. Şurada yeşil Hazreti Mevlana'nın sandukası örtüsünü gördük mü? Yeşil. İki sene önce Turizm Bakanlığı Hazreti Mevlana'nın oğlu için yapılan o orijinal sanduka, mezar örtüsünü değiştirdi. Orijinal mezar örtüsü bu. Osmanlı döneminden kalma. İkinci Abdülhamit'in hediyesidir. Hem Hazreti Mevlana'ya hem oğluna.
değiştirince bu eski orijinal örtü, yani bu taraftaki Hazreti Mevlana'nın, bu taraftaki oğlunun burada sergileniyor. Buradaki şu an görmüş olduğumuz o yeşil örtü yeni. Tamam. El yazması Kur'an-ı Kerimlerini gördünüz. Vahleleri göreceksiniz. Hazreti Mevlana ve babasına ait olan kıyafet örnekleri, sonra burası bitecek. Buradan çıktığımızda bu taraf, anne, he. Geç oraya çekeyim. Ne oldu? Amin'in oraya geç. Hadi hadi gidiyor mu? Ay şimdi yaşayıp ondan da gidelim. Yaşayıp gitti gitti o kadar. Yok sakin abla. Sultan Selim canlısı. Kadın oraya gitti, oraya. Ah, what's that?